Ahmet Hakan, bir karakter sınavı olarak yangın. Utanmazlar, sosyal medyada köpüklü kahvesinin önündeki yangın manzarasını paylaşıp "Manzaram bozuldu." diye yazabilen utanmazlar. Kahramanlar, üzerindeki üniformayla yangının tehdit ettiği hayvanların tahliye edilmesi için uğraşan albayımız gibi tipler. Fitneciler, millet canla başta yangını söndürmeye çalışırken sağdan soldan, imar rantı için buraları yaktılar diye fitne fesat çıkarmakla meşgul olanlar. Gönüllüler, bıdı bıdı yapmak yerine yangın gönüllüsü olup yangına müdahale etme konusunda canını dişine takan vatandaşlar. Komplocular, oturdukları yerden değişik komplo teorileri ortaya atarak orman yangınını bir tür dikkat çekmenin malzemesi haline dönüştürenler sallayanlar otel yapılacak araplara satılacak yeterli müdahale yok türü palavralarla ve sallamalarla yangından muhalefet çıkarmaya çalışanlar Faik Öztrak olayı partinin sözcüsü olarak partiye en büyük zararı veriyor üslubu polemik yapma tarzı laf sokuşu hepsi ama hepsi feci demode çekilme kararı alsa parti yönetimine yönelik antipati en az 2 puan azalır Sözcü olarak konuşmaması, konuşmasından bin kat daha hayırlı. Seçimden sonra zamanla kendisini toparlamak yerine daha da dağıtıyor. Partideki feodalizmin ayaklı temsilcisi durumuna düşmüş durumda. AK Parti'den ziyade CHP tabanından tepki gördüğünün farkında bile değil. Konya'yı bile alacağız göreceksiniz diyerek komik olmaktan gülünç olmaya evrilmiş durumda. CHP'nin iki emresi. CHP'de soyadları Emre olar iki genel başkan yardımcısı var. Birinin adı Zeynel Emre. Diğerinin adı Yunus Emre. İkisi de genç. ikisi de yadırganmayan bir üsluba sahip. İkisi de düzeysiz polemikten kaçınıyor. İkisi de tutarlılık kaygısı taşıyor. İkisi de sansasyondan uzak. İkisi de ciddi. İkisi de yaptıkları açıklamalarla soruna yol açmıyor. İkisinin biraz daha öne çıkmasında CHP açısından fayda var. CHP'yi kurtarabilirler mi bilmiyorum ama şu anki halinden daha iyiye götürecekleri kesin. Yunus Emre Zeynel Emre Şairlere yaklaşım ve gericilik 30 sene evvel aşılıp geçilmişti Nazım Hikmet, Necip Fazıl ikilemi. Her iki şairin de dünya görüşüne mesafeli olanlar, her iki şairin de beğendikleri şiirlerini gür bir seda ile haykırıyorlardı ve bunu kimse yadırgamıyordu. Aşılıp geçilmişti bu sorun. 30 sene sonra döndük dolaştık 30 sene önceki o kahrolası yere geldik. Necip Fazıl'ın bir dizesini alıntılamanın bile Necip Fazıl'ın dünya görüşüne yanaşmak olarak algılandığını gördük. Nazım Hikmet'ten iki dize okuyana vay seni gidi komünist diyen çıkacak mı acaba? Gericilik bu değilse nedir? Necip Fazıl, Nazım Hikmet. Barış Pehlivan cezaevinden çıkmalı. Gazeteci Barış Pehlivan, bir hafta önce cezaevine girdi. Denetimli serbestlik tedbiri herkese uygulanırken Barış Pehlivan'a uygulanmadı. Hukuki görüşlerine her zaman büyük kıymet verdiğim Profesör Adem Sözür Hoca, konuyla ilgili bilimsel bir mütala hazırlamış. Adem Hoca, mütalasında konuyu enine boyuna inceliyor, maddeleri tek tek analiz ediyor ve tahliye edilmeli sonucuna varıyor. Umalım da mahkeme bu mütalayı dikkate alsın ve meslektaşımız Barış Pehlivan bir an önce cezaevinden çıksın. Dilek Taşı isimli bir dizi geliyor. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı dostum, bundan bir ay önce, gel sana bir dizinin ham halinden kesitler izleteyim, dedi. İzletti. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başını yansıtan bir dizinin görüntüleriydi bunlar. Dönemin atmosferini harika bir şekilde yansıtıyordu görüntüler. Siyasal çalkantıların fon olarak kullanıldığı bir öykü anlatılıyormuş dizide. İlk tepkim şu oldu, bu olmuş. Sonra adı ne olacak bu dizinin diye sordum. Murat Yancı, Dilek Taşı olacak dedi. Meşhur şarkı var ya, ha işte o şarkıya gönderme. Dün Kanal D'nin ilgili birimlerinden bu diziyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı gazeteye. Türk dizilerine mesafeliyim ama bu diziyi merakla bekliyorum, başlamasını iple çekiyorum. Noktasal atışlar. Mahcup olmak Ali Babacan'ın hususiyetlerinden biri değil. Çehov okumak biraz da Türk insanını tanımak çabasıdır. Kibirli, şımarık, küstah siyasal tutum çok yakında tarihin çöp sepetindeki yerini alacaktır. Zekeriya Öze atılan kafa ne güzel bir kafadır. Şu saatten sonra pandemi nedeniyle evine kapatılacak tek kişi bile bulamazsınız. E hani Rusya'ya tavır koyamıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırım konusunda ne dedi? Şunu dedi: Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Bu açıklamada Rusya'nın hışmından ürken, Putin'i kızdırmaktan çekinen aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza efendi edası taşıyan bir tını var mı?